Selam. Bugün bir tane sihir videosu çekiyoruz yine. Herhalde üçüncü oluyor kanalın, üçüncü sihir videosu. Bu sefer self twerking bir tane hareketi göstereceğim. Önce performansını yapayım. Şimdi seyirciye desteği kestiriyoruz. Kes bakayım desteği. Kes. Bir daha. Bir daha kes. Bu istediği kadar kesebilir. Farklı seyircilere de desteği kestirebilirsiniz. Yeter ki desteği kessin. Olay bu. Desteğe karışsın yani. Ben de bir defa keseyim. Destede 13 farklı çeşit kart var biliyorsunuz. Ace'ler var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J, Queen, King. 13 farklı kart var. O yüzden 13 farklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yapalım burayı da şöyle. Şimdi kartları bir daha üstüne bir satır daha geçeceğiz. Sonra aynı şekilde bir satır daha. Sonra son bir satır daha geçeceğiz üstüne. Elinde kart kalmadı. 13 farklı 4 karttan oluşan deste var şu an masada. Hepsini sırasıyla açalım. Evet, hepsi böyle oldu kısaca yani. Hepsi dizili. Görüyorsunuz. Evet. Bu performanstı. Şimdi tutorial'ına geçelim. Şimdi tutorial'ına geçelim. Biz bu hareketlere self-twerking diyoruz. Yani kendiliğinden çalışan numaralar oluyorlar. Ayrıyetten sihirbazın uğraşmasına gerekmiyor. Tek uğraşması gereken şey destenin dizili olmadığı konusu. Ya deste hakkında hiçbir bilgisinin olmadığı konusu. Self-working hareketler, numaralar bunlara denir. Çünkü deste aslında dizili. Bu dizilim desteyi ilk açtığınız zaman gelen dizilim. Yani sıfır bir desteyi açıp bunu yaptığınız zaman insanların gözü önünde açarsanız desteyi çok da etkilenebiliyor. Gördüğünüz gibi deste sıfır deste diziliminde. Şimdi her zaman 13 tane kart saydığınız zaman 1. ile 13. arasında gelen kart üst üste geliyor. Yani ben desteği kestim bir kere. Seyirciye deste kestiriyoruz biliyorsunuz. Deste, seyirci destenin karıştığını sanmalı. Şu şekilde göstereyim. Bir kere desteği sen de kes bir tane. Seyirci de kessin rastgele. Desteği nasıl kestiğinizin hiçbir önemi yok. Seyirci desteği kesiyor. Numaranın algoritması şu şekilde çalışıyor. Her zaman mesela 6, 6'yı koydun. 13 kart sonraki sayı her zaman 6 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir daha göstereyim. Mesela Queen. 13 tane kart sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Yani tüm algoritma buna dayanıyor. Desteği ne kadar kesersen kes. Kartları saydığın zaman hep beraber koyalım. 1, 2, bunların kapalı olduğunu düşünün yani. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Açalım. 8 buraya geldi. Gördüğünüz gibi yani tüm tek olay destenin dizili olması. Ben bunu kapalı da yapsam. Biraz dağıttım ama ortalığı. Yine açtığım kartların ikisi 8 olacak. 7 olacak. Yani asıl bu numaralarda daha iyi olmak için sadece desteği dizip desteği hareket numarayı yapmak sizi kurtarmayacak. Eğer nasıl çalıştığını anlarsanız benim size anlattığım gibi çok daha güzel iş çıkartırsınız yani. Tüm olay bundan ibaret. Diyeceğim başka bir şey yok. Numarayla ilgili yapamadığınız bir kısım olursa bana Instagram adresimden sorabilirsiniz. Instagram adresim şu an ekranda çıktı. Onun dışında bu kadar yani. Haydi görüşürüz.